Tende ve canda kendini var eden Hakk'ın adıyla. Durduğunuz dar, ikrar verdiğiniz birden şefaat bulasın. Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, münkür, münafık, yüf, kör, mat ola, müminler şad yürem ola, devreşan akıbetleriniz, evleriniz, ocağınız ruşan ola, kısmetiniz gani ola, muradınız hasır ola, hak erenler isteklerinizi fethiyle, Elhak Muhammed Ali yardımcınız ola, muhabbetten, didardan, katardan, birlikten ayırmaya. Bütün baskılara rağmen söz kurabilmiş, adalet için, hak için, hukuk için mücadelesine devam etmiştir. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza saygıyla burada anıyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemimizin 4. maddesi açılışta konuşmalar diyor, konuk konuşmaları. Bundan önce Sayın Eş Genel Başkanımız Kadriye Hanım'ın konuşmasını yapmak istiyorum. Günümüzde çağımızda biz Kürt ve Aleviler oldukça zor günler, zor zamanlardan geçtik, geçmeye devam ediyoruz. Kendi varlığımızı, inancımızı, dilimizi, kimliğimizi inşa etmek için bir mücadelenin içerisindeyiz. Bizimle birlikte mücadele eden tüm canlara demokrasi mücadelesinde katkı sunmak, onlarla ortaklanmayı görev bilerek bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de katkılarıyla ve sadece sizler değil, biliyoruz ki Demokratik Alevi Dernekleri buradaki canlarla değil. Bugün burada bulunuş sebebimiz tabii ki bir engeli aşmak amacını içeriyordu. Onun için oldukça geniş bir oldukça çoğu şubelerimiz hepsi burada değil ama hepsinin ruhuyla, gönlüyle, mücadele, azmiyle, inancıyla sizinle birlikte olduklarının da farkındayız. Dünyanın yeniden dizayn edildiği bir süreçte bu inancın özüyle kalması, kendimizi inancımız üzerinden yeniden hayat bulan, yaşam bulan demokrasi mücadelesinin içerisine yerleştirmek ve kendimizi orada var etmek için. Ayrıca biliyorsunuz kimlik olarak da bugün savaşın yoğun etkisi altında ve müthiş bir sürgün ve göç sirkülasyonunun içerisindeyiz. Görevimiz bu anlamıyla oldukça önemli, ağır. Bu sorumluluk bilinciyle bu kongrenin akabinde bir örgütlenme ve bir güçlü çalışma seferberliğinin startını vermek. Yani bu kongreye böyle bir anlam yüklemek istiyoruz. Bu anlamıyla kongremiz hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğimizi, sizlerle ortaklanacağımızı söylemek isterim. Demokratik Alevi Dernekleri görülen bir lüzum üzerinde kongre yaptı. Olağanüstü kongremizin gerekçesi bir hukuki eksiklikten kaynaklanmıştı. Birkaç yerde şubeleşme çalışması yaptık, resmiyetten başvurduk. Fakat nihayetinde dernekler masası genel kurulda şubeleşme ile ilgili karar almamız gerektiğini söyledi. Bu konuyla ilgili itirazlarımız olmasına rağmen birçok şubemizde başvuru yapıldığında, işte Maraş'ta, Elbistan'da, Malatya'da ve Dersim'de merkez şube ile ilgili resmi evraklarımızı hazırlayıp başvurduğumuzda bu farklı yerlerdeki yetkililer aynı söylemle bize geldiler. Mutlaka bir kurul kararının, kongre kararının alınması ve kongrede genel kurula yetki verilmesi icap ettiği bize söylendi. Bundan dolayı kongremizi yaptık. Yani bir hukuki boşluğu aşmak için yaptık ve
tabiri caizse teknik bir kongre oldu. Bundan dolayı da hani kurumsal aidiyetleri davet etmedik, bir sorunu çözmek açısından yaptık. Dersim'deyiz, kutsal mekanlardayız, herde dermişteyiz. Bu inanca yönelik, bu halka yönelik binlerce yıldır katliamlar bir şekilde hala devam ediyor. An yoktur ki analarımızın havarları Gökkuba'ya ulaşmasın, masum-i pak olan çocuklarımızın, evlatlarımızın kanları toprağa düşmesin. Daha dün Ahmet'te bir masum-i pak olan narin canımız katledildi. Tabiri caizse bir aya yakındır, 20 güne yakındır katledilen bir canla ilgili neredeyse dizi halinde, arkası yarın şeklinde haberlerle o bölgede yaşanan dincilik, o bölgede yaşanan tekçilik, o bölgede yaşanan iktidarın uzantıları, çeşitli kirli ilişkiler ağı bir çocuğu katletti ve bu tek kelimeyle sistemin geldiği aşamada ciddi boyutuyla bir kriz içinde olduğunu, yeri geldikçe herhangi bir yerde bir karıncayı bile görebiliriz diyen bir zihniyet hala Nari'nin cenazesiyle ilgili, Nari'nin katilleriyle ilgili haberleri yokmuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Ve Nari'nin şahsında bu coğrafyada katledilen, tacize, tecavüze uğrayan, tankların, çeşitli araçların altında kalarak hakka yürüyen canların anılarının önünde de darda olduğumuzu belirtiriz. Geldiğimiz aşamada inancımıza, kültürümüze, dilimize yönelik katliamlar habire devam ediyor değerli canlar. Özellikle son dönemlerde müfredat programları, yüzyılın marif modeli, ÇEDES ve okulların açılmasıyla beraber milyonlarca Alevi, Kürt ve farklı etnik yapılarda, ulusal yapılarda olan canlar, öğrenciler hala kendi ana dilleriyle eğitim göremiyor. Hala Kürtçe bu ülkede resmi ana dil, ikinci ana dil olamıyor. Dersim'de adeta ocak kültürünü ortada kaldırmaya çalıştılar. Ocak kültürü yoktur dediler ve son dönemlerde burada bir pirler, dedeler meclisi diye bir meclis oluşturuldu. Şunu net olarak söylüyoruz. Eğer Reyhan Alevilerin ve diğer Alevi sübeklerin bir meclisi varsa bu Kırklar Meclisi'dir, bu Cem Meclisi'dir, Civat Meclisi'dir. Bizim kararlarımız kendi Cem-i Civat'ımızda alır, kendi meclisimizde alınır ve bu mecliste ikrar ve rızalık esastır. Bu tip oluşumlarla inancımıza ait kavramlarımızın altı boşaltılıyor, kültürümüz, dilimiz, ocak kültürümüz ortadan kaldırılıyor ve şu söyleniyor. Biz istediğimizi düşkün inan ederiz, istediğimizle ilgili karar veririz. Bu inancın toplumsal hafızası, kültürel kodları ve her şeyden önce kültürel direniş damarı ortada kaldırılıyor. Eğer bir meclis oluşturulacaksa önce ocaklar vardır. Her talip, her can kendi ocağına ikrar vermeli, piri, mürşidi, rayberiyle tanışmalıdır. Yol taliple başlar, yolun sahibi anadır diyoruz. Ocak kültürü ortada kaldırıldığında toplumsal hafızamız yok edilmiş oluyor. Ve bütün, kısacası bütün bu oluşumlar bu coğrafyadaki ve diğer süreklerdeki kültürel direniş damarını, Hüseyini duruşu ortada kaldırmaya yöneliktir. Çünkü Reyhan'daki hakikat ve özgürlük arayışı sürekli devriye halindedir. Bütün baskılara rağmen, katliamlara rağmen, soykırımlara rağmen üstesinde gelinemeyen bu toplumsal direniş kültürel soykırımla ortada kaldırmaya çalışılıyor. Bizler kendi ikrarımızı yeniden tazeler, pir, mürşit, rayber topluluğuyla bir araya gelirsek Türkiye'nin demokratikleşmesinde ve demokratik siyasetin öznesi olan bütün oluşumlarla bir araya geldiğimizde ancak ve ancak bu cumhuriyet modernisi demokratik bir hale gelir. Bu yönüyle inancımıza yönelik son dönemlerde güçlü iktidar odakları el ele vermişlerdir. Bütün buna karşı biz diyoruz ki eğer içinde pirin, mürşidin, rayberin, ikrarlığın, talip topluluğunun,
ana kadının kemaletinin olmadığı, bize ait duygularımızın olmadığı, bize ait dilimizin olmadığı, bize ait kültürümüzün olmadığı, bize ait ritüellerimizin olmadığı her oluşum ne hak hizmete, ne hak anlayışa hizmet ediyor. Ne hak anlayış bizim kabul edeceğimiz bir anlayış değildir. Ve sözlerimi şöyle bitiriyorum. Ölçü bellidir. Pirlerimiz ey can yolu arsıza, hırsıza, nursuza, pirsize düşürme. Arsız, hırsız, nursuz ve pirsizlerin oluşturacağı her oluşum kimden gelirse gelsin, isterse iç, isterse dış iktidar odaklarında gelsin, rıza göstermiyoruz. Bu çerçevede kongremiz teknik bir kongrede olsa bile önümüzdeki süreci göğüsleyebilecek, bu nahak anlayışa karşı hakikati dile getirebilecek, demokratik siyaseti görünür kılabilecek, 72 aleme bir nazardan bakarak bu ülkedeki farklı Alevi sürekleriyle ve mazlumlarla da ikrarlaşarak bir araya gelmenin yoluna vesile olsun diyorum. Bu duygularla cümlemizi aşk ile selamlıyorum.